Ve efendim Meclis Genel Kurulu'nda depremden etkilenen 10 ilde 3 ay OHAL kararı görüşmeleri vardı. OHAL kararına AK Parti ve MHP evet derken CHP, İYİ Parti ve HDP hayır dedi. Genel Kurul deprem sonrası OHAL kararı için toplandı. Meclis depremde hayatını kaybedenleri anarak göreve başladı. Hem vatandaşlar hem de birkaç gün öncesine kadar o sıralarda olan ama Adıyaman'da enkazda yaşamını yitiren AK Parti milletvekili Yakup Taş için saygı duruşunda bulunuldu. Hükümet adına Fuat Oktay meclis kürsüsündeydi. Neden OHAL ilan edildiğini anlattı. Yaraları en hızlı şekilde sarmak ve şehirlerimizi yeniden ihya etmek için olağanüstü hal durumunun hayati bir karar olduğuna inanıyoruz. OHAL kanun teklifine AK Parti ve MHP evet dedi. OHAL kararı vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini sınırlandırmak için alınmamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini bir an önce kullanabilmeleri için alınmaktadır. Devlet bu yıkımın altında kalırsa üstte kimin veya kimlerin kalmasını beklemektedirler. İYİ Parti OHAL için 3 ay değil 1 ay uygulanması için önerge verdi. Ancak önerge kabul edilmedi. İYİ Parti, CHP ve HDP ise hayır dedi. Olağanüstü hal, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yürütme erkine verdiği geniş yetkiler kompozisyonunda bulunmayan hangi yetkiyi iktidara vermektedir? Olağanüstü hal size afet halinin ilanına kıyasla afetle mücadele konusunda herhangi bir ilave yetki ve imkan da tanımamaktadır. Ek olarak sadece hak ve özgürlüklerin askıya alınmasına imkan veren bir düzenlemedir. Olağanüstü hale ihtiyaç varsa bir aylık olağanüstü hal ilanına sıcak bakabileceğimizi de İktidar Partisi'ne bildirdik. 3 aylık olağanüstü hal ilanına karşı oy kullanacağımızı belirtiyor. 3 aylık bir yetki depremle mücadele için istenen bir olağanüstü hal yetkisi değildir. Bu nedenle buna hayır diyeceğiz arkadaşlar. OHAL kararına Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den de destek geldi. Ben konuşamayacağım başkanım. Olağanüstü hal uygulanması kararını da destekliyoruz. Kanun AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi.